Çocuk ilk doğduğunda veya isim verilirken çocuğa, hani çocuğun doğmasıyla beraber gerekli olan şeyler var. Çocuğu doyuyor annesinden, ebe alıyor onu, temizliyor. İşte yapması gereken bazı uygulamalar var. Yani çocuk doğum ebesi, çocuk ebesi alıyor. Hortum biliyorsunuz burnundan, ağzından değişik menfezlerin, açık olması gereken yerlerin önünde bir engel var mı yok mu bakıyor. O görevini tamamlıyor. Temizliyor, kundağa sarıyor. Anneye veriyor. Geleneklerimizde şöyle bir şey var. Bu tabii şart değildir. Bu, onun için geleneklerimizde dedim. Dinimizde böyledir demedim. Geleneklerin bir kısmı dini olabilir, bir kısmı dini değildir ama dinin temellerine de aykırı olmayabilir. Genellikle anne sütü emmeden önce çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirilir. İlk duyduğu şey anne sesinden de önce belki ezan olur, kamet olur. Bu yani çocuğun emmesi gerekiyorsa bazen acil olabiliyor, çocuk ağlıyor. Anne emzirir, sonra da ezanı, kameti okursunuz. Veya elinizde anneye doğru götürürken, anne henüz oda yeni yani yoğun bakımda normal odasına çıkarıldığında orada siz ezanı ve kameti okuyabilirsiniz. Bir dini açıdan engel değildir. Sağ kulağı elinize alırsınız. Kıbleye dönersiniz. Yani yüzünüz kıbleye, bebe de elinizde olur. Zaten ufak bir şeydir bebeler yani. 3,5 kilo bir şey yani. 2 kilo, 2,5-3,5 kilo arasında bir şey. Alırsınız elinize. Sağ tarafa çevirirsiniz. Sağınıza gelir kulağı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bağırmadan, sessizce, sakin bir şekilde. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala felah, hayya ala felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah diye sağ kulağına okursunuz. Sonra Allah'ım biz bu çocuğa işte Esma ismi verdik, Ahmet ismi verdik. Allah'ım bu çocuğu hayırlı kıl diye dua edersiniz. Onu her türlü şeytandan, kötülükten, şerden, şikaktan, nifaktan, kazadan, beladan, musibetten, afetten uzak eyle. Saliha bir insan eyle, kızsa, erkekse salih bir insan eyle, takvalı sahip kıl diye dua edersiniz. Sonra sol tarafa alırsınız kendi tarafınıza. Yine ezan okur gibi okursunuz. Hayyalel felahtan sonra kat kâmeti salâ, kat kâmeti salâ, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah dersiniz. Yine sol kulağına da ismini, anne baba ismi söylenebilir. Söylemese de bir engel, bir eksiklik değildir. Allah'ım bu kıza işte Esma ismini verdik, Ayşe ismini verdik, Elif ismini verdik diye bir isim, hangi isim varsa aile istemişse telaffuz edilir. Peki hocam iki isim şart mı illa? Yok öyle bir şey. Tek isim yeterli. Arapların kullandığı çift isim sizi yanıltmasın. Yani Ammar bin Yasir. Bu Ammar'ın iki ismi var demek değildir. Ammar'ın tek ismi var. Bin efendim oğlu Yasir, Yasir. Babasının ve kendi adı söyleniyor. Bazıları bu yanlış algılıyorlar bunu. Ömer bin Hattab. Hazreti Ömer'in adı Ömer'dir. Bin oğlu demek Hattab. Araplar, biz o geleneğe uymak zorunda değiliz. Bu Arapların geleneği yani. O soydan gelen bir gelenek. Bizi enterese etmiyor. Bizi enterese eden İslam'ın ölçüsüdür. Vahiy indi, beni vahiy bağlar. Arapların kültürü, efendim gelenekleri dinime uygunsa alırım, dinime uygun değilse önemsemem. Yani bizim ölçümüz bu. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh dediğinde, mesela Ali bin Ebi Talib dendiğinde, Ebu Talib'in oğlu Ali, Hattab'ın oğlu Ömer. Çift isim yok orada, tek isim var. Babayla beraber oğul zikrediliyor. Efendim, deseniz ki, efendim mesela Zeynep Zehra, yani olur. Veya Ahmet Yasir,
İki isim olabilir. Ama böyle bir şartı yok. Yani bizim de adımız konulurken mesela benim adımın başından Mehmet var. Mehmet Nihat diye koymuş rahmetli babam. Öyle koymuş. Bizler de belki bundan etkilenerek evlatlarımızın bir kısmının iki ismi koymuşuz ama bir mecburiyet değil bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dileyen koyar, dileyen koymaz. Dini bir zorunluluk değildir. İlla ki iki isim koymak. İlla ki koymak istiyorsanız birini yazarsanız birini aile arasında çağırırsınız. Yani göbek ismi diyorlar ya bizim toplumda. Göbek ismi nedir o? Kayda geçen, nüfus kimliğine geçen değil, kayda geçmeyen aile arasındaki ismi de başka bir isim olur. Efendim, isim verirken gelişi güzel isim verilmez tabii ki. Bu verilen ismin ölçülerimize, geleneğimize, ahlakımıza, edebimize, adabımıza uygun olması gerekiyor. Hocam illa Kur'an'dan olması gerekiyor mu? Yok öyle bir şey ama Kur'an'da geçen bir ismi kullanabilirsiniz. Müspet bir ismi. Karun'un adı da geçiyor Kur'an'da. Yani Harun koyan var da Karun koyan yok. Harun Hazreti Musa'nın kardeşi, peygamber. Karun ise Hazreti Musa'nın akrabası olmakla beraber parasıyla, şöhretiyle, adamlarıyla övünen, övüngen, Hazreti Musa'ya karşı düşmanlık yapan, efendim, bütün malikanesiyle beraber yere batırılan, köşküyle beraber yere batırılan bir zalim diktatörün adıdır Karun. O adı koyamazsın. Ya Haman adını koyamazsın. Efendim işte kuleler yapan, göğe Allah'la savaşmak için kuleler yapan Haman gibi. Ama İbrahim koyarsın, İsa koyarsın, Musa koyarsın, Yusuf koyarsın. Veya bizim tarihimizden Yunus koyarsın. Celaluddin koyarsın Rumi'den, maksat Mevlana'dan ilham alarak. Enes koyarsın, Nadir koyarsın. Yani isim çok. İslam tarihinde kullanılan Müslümanların isimleri. Peygamberimiz ad değiştirmiş midir? Kendi değil de sahabenin bir kısmı Müslüman, yani sahabe olmayan kişiler Müslüman olduklarında adlarını değiştirmiştir. Mesela Berre, hiç kötülük yapmayan insan. Ya peygamber değiştirdi onu. Çok böyle ısrarcı olan, çok iddialı isimleri sevmemiştir. Mütevazi isimleri daha çok sevmiştir. Ama son dönemlerde dikkat ediyorum, ya dizi artistlerinin isimleri veriliyor. Yani tamam seviyorsunuz diziyi de izleyin izleyin ama yani ismini vereceğiniz kişiyi birine eğer örnek alacaksanız yani onun ahlakıyla ahlaklanmasını isteyin. Muhammed adını koyuyorsan Allah'ın Muhammed peygamberin ahlakını ver. Yunus adını koyuyorsan Yunus'un ahlakını ver. Ahmet Yesevi'nin adını koyuyorsan Hazreti Ahmet'in yani Resulullah'ın ahlakını ver diye ya geçici bir hevesle esen rüzgar gibi bir şeye kapılıp isimleri koymak hoş değildir. Şimdi Ronaldo iyi bir futbolcu. Bu Dünya Kupası'nda çok konuşuldu ama kavgalarıyla konuşuldu. Golleriyle değil. Ben bir spor eleştirmeni değilim. Ama vatandaşım netice itibariyle haberlerde görüyorum. Şimdi etkilenmiş Ronaldo. Eski futbolcular vardı işte. Diyelim ki tarihimizde Messi filan dedikleri, Ronaldinho dedikleri, Pepe dedikleri bir futbolcular vardı. Yani hepsi kendi alanında iyilerdi bu futbolcular. Şimdi bunlardan etkilenip de bu isimleri koyanlar, yani bu futbolcular hayata veda ettiklerinde veya düşüş gösterdiklerinde ne yapacaklar? Merak ediyor insan. Yani kendi tarihinize, inancınıza, imanınıza, kültürünüze uygun olan isimleri tercih etmeniz çok daha doğru olur düşüncesindeyiz. Peygamberlerin ve benim adımla adlanın diyor peygamberimiz. Peygamberlerin adını alın diyor. Biz de almaya gayret edeceğiz. Birinci günde isim verilebilir, yedinci günde de verilebilir. Bebek denebilir yedi güne kadar. Ya Abdullah denir. Abdullah Allah'ın kulu demektir. Peki hocam, sevindiğim bir akrabamın çocuğum olmadı benim. Çocuğum olmadı. Üzüldüm. Kadının çocuğu olmadı. Üzüldü de çocuğu olmuyor diye. Hocam bacımın evladının adını kendime evlat gibi adayabilir miyim? Olabilir.
açayım daha rahat anlaşılsın diye. Hazreti Ayşe'nin çocuğu olmadı. Peygamberimizin eşi. Peygamberimizin çocukları Hatice'den daha çok oldu. Ayşe üzüldü çocuğu olmuyor diye. Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'nin çok üzüldüğünü görünce dedi ki kendisine aleyhissalatü vesselam, sana bir evlat ismi verdirelim mi dedi. Nasıl olacak dedi. Senin bacın Esma'nın oğlu Abdullah var ya dedi. Evet. Sana Abdullah'ın annesi diyelim bundan sonra. Bacının oğlunun anasıymışçasına, anneliği gibi. Anlatabildik değil mi efendim? Yani sanki onun evladıymış gibi adını verelim. Çünkü çocuk olmayınca kadınlar çocuklarının adıyla adlandırılmadıkları için babalarının adıyla falan adlandırılırlardı. Bu zorlana giderdi. Çocuğu olamadı işte falan. Halbuki veren Allah'tır. Dilerse verir, dilerse vermez. Burada Hazreti Peygamber'in ne kadar alicenab, ne kadar nazik, ne kadar nazenin, ne kadar zarif, ne kadar ince, kadın ruhunu ne kadar iyi anladığını görüyoruz. Sana bundan sonra Ayşe, Abdullah'ın anası diyelim mi dedi. Hazreti Ayşe göklere uçtu. Hoşuna gitti yani. Dedi ki, sevinirim dedi. Ve Hazreti Ayşe'nin adı Ayşe binti Ebu Bekir yerine Ayşe, efendim, Ummu Abdillah, Abdullah'ın annesi Ayşe diye geçti tarihimize. Evet, bunlara dikkat edelim. Anlamlı isim vermeye gayret edelim inşallah.